Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Hocam, değerli Kahramanmaraşlılar, ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Müsaadenizle konuşmama bir hatıramla başlamak istiyorum. Azerbaycan'da uzun süre kaldığım bir dönemde iktisat alemi Profesör Doktor Ruşen Guliyev hocam bana bir kitap hediye etti. Onu okuma imkanı buldum. Kitap şu anda iktisat fakültelerinde okutulan kitapların yanlışlarını ortaya koymuş. Matematik yanlışlarını, teorik yanlışlarını, grafiklerini ortaya koymuş, 100 sayfalık bir kitap oluşturmuş. Onu okuma imkanı buldum. Bundan 2-3 hafta önce Abdal Musa sempozyumunda, Ehlibeyt sempozyumlarının dizisi, devamı olan Abdal Musa'da bir araya geldik. Harun Bellim dedi, sana bir şey söylemek istiyorum. Buyur hocam dedim. Güzel de bir yağmur yağıyor. Bütün dünyayı gezdik, gördük dedi. Bütün dünyada gözyaşı var, kan var, yoksulluk var, açlık var, açlıktan ölen insanlar var. Bir avuç bütün dünyanın kaynaklarını sömüren, doymayan, aç gözlü insanlar var. Bu insanlar hepsi birini bekliyor dedi. İnsanları doyuracak, çıplakları giydirecek, iş olacak, aş olacak, baba olacak, dağdaki evladını da kucaklayacak, ovadakini de kucaklayacak bir babayı bekliyor, bir güzel insanı bekliyor dedi. Hocam dedim, kim bu insan? Devam etti. Bakın dedi, bir felsefe doktoru, şarkiyat profesörü bir insan çıktı, bir iktisat kitabı yazdı. Bu bir çevriliştir dedi. Türkçesi bu bir devrimdir dedi. İktisatta devrim gerçekleştirdi. Yetmedi, sosyal devlet yazdı. Sosyal sahada bir devrim gerçekleştirdi dedi. Aynı insan. Bugüne kadar hiç kimsenin cesaret edemediği, cesaret etse bile bilgisinin yetmediği bir sahada Ehl-i Beyt külliyatını ortaya koydu. Bu da manevi bir devrim yaptı dedi. Şimdi ben size soruyorum dedi. Bu insan işte dünyanın beklediği insandır. O açları doyuracak, çıplakları giydirecek, gelir dağılımındaki adaleti sağlayacak, baba gelecek, bu insanlık kurtulacak dedi. O da sizin başınızın yanında bütün insanlığın değeri olan Haydar Baş'tır dedi. Evet, salonumuza teşrif ettiği zaman gerçekten burayı da aydınlattı, ülkeyi aydınlattı ve dünyayı aydınlattığı gibi. Değerli kardeşlerim, Ruşen Guliyev hocama, Profesör Doktor Ruşen Guliyev hocama ve gerçekten iktisat matematikçisi olarak Türkiye'de değil dünyada belki ilk üç içerisine giren bir insandır. Şimdi ülkemize dönüp bir bakalım, gerçekten doğru değil mi? Bu milletin başına çuval giydirmediler mi? Hakkı batıl göstermediler mi? Sokaklarımızda İncil dağıtılıyor. Bundan 3-4 gün önce İncirlik üstünde Amerika askerleri İncirlik üstünde bulunan camiye giriyorlar, taarruman ediyorlar ve Kur'an'ı yıpratıyorlar. Ve bunlar, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dönüp kendimize sormamız lazım. Ya Rabbi, ne günah işledik ki bunları çekiyoruz biz? Irak işgalinde Amerikan kaynaklarından hareketle söylüyorum.
9 yaşından 65 yaşına kadar 60 bin tane Müslüman kadınımızın namusu kirletildi. Ve bizim başbakanımız 60 milyon kirletilen Müslüman kadının namusunu kirleten Amerika askerine onların burunları kanamadan ülkelerine dönmek için onlara dua ediyorum dedi. Ne günah işledik ki biz bunları duyuyoruz. Bunu kendimize sormamız lazım. Değerli kardeşlerim, 2 gün önce gerçekten biliyordum ama bu kadar da olur mu dedirecek bir olayla karşılaştım. Evet, Irak'ta 800 bin kadın dul kalmıştır. Taarruman edilmiştir. Savaşta savaşan asker işgal ettiği topraklardaki askerle savaşır. Biz millet olarak savaşta bile kadına, çocuğa, yaşlıya, hayvana, yaş ağaca bile dokunmayız. Bu bir medeniyettir. Bu bir kültürdür. Taarruman ettiler. Şimdi baktım ki Kadir Mısıroğlu'na soruyorlar. Bu Türkiye'nin, Amerika'nın Irak'ı işgalinde Türkiye'nin büyük katkısı oldu. Amerika nasıl ikna etti onu, başbakanı? Yok diyor. Onu ben ikna ettim diyor. Aynen kendi söylediklerini harfi harfine söylüyorum. Ben Ankara'ya gittim. Başbakanla saatlerce konuştum. Irak'a Amerika'nın işgali için ben onu ikna ettim Amerika'dan önce diyor. Kim diyor bunu? Kadir Mısıroğlu. Kafasında küllah var ya, o zat. Aynı insan ne diyor biliyor musunuz? Gerçekten ya bunadı ya bir problem var. Büyük Orta Doğu projesi Türk milleti için bir nimettir. İkinci cümlesini söylüyorum. Büyük Orta Doğu projesi İslam alemi projesidir. Devam ediyor Sayın Kadiroğlu. Ve Clinton döneminde, Clinton benden halifeliğin Türkiye'ye tekrar getirilmesi için rapor istedi, rapor verdim diyor. Burada diyor İslam aleminde diyor yeraltı kaynakları, enerji kaynakları var. Bu enerji kaynaklarını Amerika'nın işgal etmesi için Türkiye'yi taşeron seçmiştir. Ve halifeliği getirerek bütün bu İslam alemindeki ülkeleri ona bağlamak, halifeyi de Amerika'ya bağlamak için bir projedir. Bu proje kendi ifadesiyle Türkiye için bir nimettir. Başbakanın akıl aldığı adam bu. Yazıklar olsun. Değerli kardeşlerim, at iziyle it izinin birbirine karıştığı, doz tuman olduğu bu dönemde bir ses yükseldi. Bu sesin altını çizmeden önce bir şey daha ifade edeyim. Bu millet iktidar olanlar, İslam'ı kullanarak iktidar olanlar, bu milleti, tek milleti 36 etnik gruba ayırarak bir azınlıklar ülkesi olarak önümüze koydular. Oysa bizim inancımızda hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz? Ancak müminler kardeş değil mi? Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Kavmiyetçilik yapan bizden değildir. Bütün bu ölçüler Allah ve Resulünün ölçüleridir. Bunları kullandılar, geldiler. Tek vücut olan Türk milletini 36 etnik gruba ayırdılar. İşte bu dönemde bir ses lazım, bir yürek lazımdı. Bütün onların hesabını bozacak bir yiğit lazımdı. İşte aslında Ehl-i Beyt sempozyumlarıyla beraber, Ehl-i Beyt külliyasıyla beraber, Ehl-i Beyt sempozyumlarıyla beraber bu oyun bozulmuştur. Çünkü biz yeniden Türk olmanın, Türk olmak ne manaya geldiğini Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den öğrenmiş olduk. Ben diyorum ki ondan cesaret alarak söylüyorum. Türkler
Ehl-i Beyt'ten İslam'ı öğrenmişlerdir. Hocamın ifadesiyle Türklerin İslam'ı yorum tarzı Ehl-i Beyt tarzıdır. Ve buradan haykırıyorum. Türklerin Ehl-i Beyt tarzı olan İslam'ı yaşayan, kabul eden Alman da Türktür, İngiliz de Türktür, Fransız da Türktür, Türk de Türktür, Ermeni de Türktür, Lazı da, Çerkezi de, Boşnağı da Türktür. İşte Ehl-i Beyt ruhuyla beraber bu millet 36 etnik grup Türk kimliğiyle beraber bir millet inşa etti. Bunlar geldiler, tahriman ettiler bunları. Değerli kardeşlerim, biraz bu noktada kendimizi de sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Diğer taraftan burada gerçekten bir birlik oluştu. Ehl-i Beyt'in nefesiyle beraber yeniden Türk olmanın ne manaya geldiğini, Türk olmak, kardeş olmak olduğunu, birlik olmak olduğunu, dirlik olmak olduğunu, tevhid olmak olduğunu gördük. İşte bu salonlar, ekranları başında milyonca insanlar bunun bir göstergesidir değerli kardeşlerim. Evet, Ehl-i Beyt'in nefesiyle, ruhuyla yola çıkıp kanlarıyla beraber bu ülkeyi bize vatan yapanların, yani milli kahramanlarımızı şimdi gündem ediyoruz. Burası Kahramanmaraş. Burası farklı bir yer. Burada Fransızlara burayı dar yapan bir mekanda bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, kim bunlar? Birkaç cümle söyleyeceğim. Çünkü Atatürkçü olmak, halkçı olmak, ulusalcı olmak ne demektir? Bunun altını çizmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsız Türkiye'yi kalesinde bayrağı dalgalanmayan, ülkede cuma namazı kılınmaz diyen Ulu Cami İmam Hatibi Rıdvan hocalarla gavurun kurşunu bize işlemez diyen ve cephedeki kardeşlerine cesaret yürek olan vezir hocalarla Maraş'ın kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eden Hafız Osman Sandal hocalarla Müslüman kadının örtüsünü Müslüman kadının örtüsüne uzanan eli kırarım diyen Hacı İmam Ali meşhur sütçü imamlarla ve Sanem Ayşelerle, Sanem Ayşe biraz önce Fuat Bey ifade etti, kocası milli mücadeleye katılıyor, 5. gün şehit oluyor. Yanına gidiyor, elbiselerini giyiyor, cepheden cepheye mücadele veriyor. Kılıç Ali Paşa'nın bile dikkatini celbediyor, takdir ediyor. Ve diyor ki bu kahramanlığını neye borçlusun? Ben bu kahramanlığımı vatan sevdasına, Allah rızasına ve Türk katınının namusuna borçluyum diyor. Bunlarla beraber Mustafa Kemal Atatürk mücadele vermiştir. Son bir örnek. 9 yaşında Çanakkale'de annesini kaybediyor. Babası Hafız Albay. İsmini de söyleyeyim ben size. Halit. Çocuğunu kimseye bırakamadığı için 3 yıl boyunca cepheden cepheye taşıyor. At kullanmasını, silah kullanmasını öğreniyor. Ve Gediz bölgesinde Yunanlarla beraber çetin bir savaşa giriliyor. Bütün alaylar geri çekiliyor. 70. alay, Hafız Halit Paşa'nın alayı, albayın alayı. Orada da gevşeme olunca 12 yaşındaki Nezahat Onbaşı bozguna uğrayan Türk askerinin önünde bir duvar gibi duruyor. Ben babamın yanına ölüme gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz diyor. Bunun karşılığında o askere moral oluyor,
inanç oluyor ve babasıyla beraber oradan düşmanı püskürtüyorlar. Değerli kardeşlerim, şimdi şunu demek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk işte bunların komutanıydı. Hacıların, hocaların, ninelerin komutanıydı. Şimdi siz Sütçü İmam'ın imamlığını, Albay Halit Bey'in hafızlığını, Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un, Senem Ayşe'nin, Nevzat Onbaşı'nın, özür dilerim, Nezahat Onbaşı'nın başörtüsünü, Bektaşi dergahlarının dedelerini, Yunus'un dergahını, Erenlerin babalarını inkar ederseniz, onları kavrayamazsanız, onlarla barışamazsanız, siz ulusalcı olamazsınız, siz halkçı olamazsınız. İlk önce bunları kavramanız lazım. Son olarak diyorum ki, bugün tam bağımsızlığın, ulusalcılığın, milliyetçiliğin, halkçılığın, gerçek hakiki Müslümanlığın, dindarlığın merkezi Haydarbaş'tır. Tam bağımsızlık lafla olmaz, projeyle olur, çözüm ile olur, Haydarbaş'ta olur. Gelin bir olalım, beraber olalım, Haydarbaş'la beraber yürümeye var mısınız? Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.